Allah'tan başka kimseden korkmaz. Hele kanal altı yöneticileri, aslanım sonuna kadar git, korkma, yürekli ol derse ananızı ağlatırım. Yayını kesin. Benim adım Kerim Akbaş. Yarın gideceğim, orada bir ev tutacağım, oraya bir sıvır alacağım, bir çanak alacağım, uydunu alıp Çankırı'ya bu yayını vereceğim. Size nefes aldırırsam var ya. Şu an bir şey söylemiyorum. Ama şimdi dosyayı getireceğim. Siz gözünüzün önündeki devletin 50 trilyon lira harcadığı bir okulu bile görmüyorsunuz. Mücadele etmiyorsunuz. Ve sonra da Kanal 6'nın yayınlarını kesiyorsunuz. Madem yüreğiniz vardı, cesaretiniz vardı, niye bu okula sahip çıkmadınız? Şimdi ekranlara getiriyorum. Ben ekranlara getirdikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı, Çankırı Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Okulu hizmete açıyor. Siz neredesiniz? Siz illegal işlerdesiniz. Cebi doldurmaktasınız. Memleketin hakkını, hukukunu, garibanın hakkını bir tane gariban Kerim Akbaş var, o savunuyor. Fazla bir şey söylemiyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Kanal 6 arkamda durduğu sürece ananızdan elinizi sütü burnunuzdan getiririm. İzmir'e gidiyorum. İstanbul'a gidiyorum. Ankara'da geziyorum. Herkes şaşırıyor. Diyor ki oğlum senin koruman falan yok mu? Sen neye güveniyorsun ya? Kimsin sen diyorlar. Adım Kerim Akbaş. Anam bana helal süt emdirdi. O Çankırı'daki siyasetçilere de söylüyorum. Tek deyimle gör. Şimdi geziyorum ekranlara bakın. Çoluğunuzun çocuğunuzun okuduğu okullar, 3000 tane öğrencinin okuduğu okulu ne hale getirmişler görün. Sahip çıkmamışsınız ya. Türk bayrağını tsunami'de yarıya indirmişsiniz. Aradan 3 ay geçmiş kaldırmamışsınız ya. O bu garibe nasip oldu. Sonra bana faks çekiyorsunuz. Tehditler yağdırıyorsunuz. Yaklaş kameraman, şu gözü göster. Korkacak göz var mı? Söyledim ya, anamı helal süt emdirdi bana. Ha bu toprağında altı var. Bakın yine söylüyorum. Kanal 6 yöneticileri arkamda olduğu sürece nefes aldırmam size. Hele vatanın, milletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakkı varsa, doğmamış yetim dedim diriler anlamalı ya, doğmamış yetimin, tüy bitmemiş yetimin hakkı varsa korkun benden. Benden korkun. Elinizden geleni de arkanıza koyarsanız namessiz. Şimdi ekrana geçiriyorum. Bu ülkede yüreği olan, bu ülkeyi seven, bu ülkede çoluğunu çocuğunu yetiştiren, bu ülkenin milli ve manevi değerlerini düşünen insan sonuna kadar otursun bu programı izlesin. Bakın neler çıkartacak. Ondan sonra beni sevmezler tabii. Niye? Lan çıktı bir manyak, konuşuyor derler. Manyak değil. Süper zekayı. Cin gibiyim.